Medeni Kardeş'in herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ev yapımı domates salçamızı yapacağız. Domateslerimizi sabah erken saatlerinde aldık, geldik. İlk iş olarak domateslerimizi güzelce yıkıyoruz arkadaşlar. Saplarını ayırıyoruz. İçinde herhangi gevşemiş, çürümüş olursa, ezilmiş olursa onları bir kenara ayırıyoruz. Salçamıza dahil edemiyoruz. Yoksa aksa takdirde salçamız ekşir. Instagram hesabından takipçilerimiz sipariş veriyorlar. Ev yapımı salça ve benzeri ürünler istiyorlar. Bu videoya açıkçası sizlerle online için çekiyoruz arkadaşlar. Çünkü gerçekten tamamen organik olduğunu görmenizi istiyorum. Arkadaşlar domateslerimizi mümkün mertebe biraz ince doğramamız gerekiyor. Biz yayıkla çekeceğimiz için yayağa zarar vermesin ve iyice ezilsin. Doğradıktan sonra tuzlayacağız. Doğrama işlemi bitince her leğeni tuzluyoruz arkadaşlar. Güneş altında biraz beklemeye alıyoruz ki domates iyice suyunu bıraksın. Aksi takdirde süzgeceğiz. Süzerken zorlanırız. Leğenimiz doldu. Göz kararı iyice tuzumuzu serpiyoruz. Ardından domatesi arkadaşlar birkaç saat dinlenmeye bırakıyoruz. Daha sonra yayıkla çekip süzgeçten geçip arkadaşlar suyunu çıkaracağız. Arkadaşlar ev yapımı domates salçası isterseniz biraz tuzlu olacak ki ileride sakladığı zaman herhangi bir bozulma olmasın. Katkı maddesi kullanmıyoruz. Bizim en doğal katkı maddemiz arkadaşlar koruyucu maddemiz tuzumuz. O yüzden biraz tuzlu olmak zorunda. Arkadaşlar domateslerimizi yıkadıktan, doğradıktan sonra yayıkta iyice çırptık. Çırptıktan sonra şimdi de süzgeçten geçirme zamanı. Neden? Kabuklarını ve fazlalıklarını alacağız. Biz sadece bize domatesin suyu, özü lazım. O suyunu oradan almak için de süzgeçten geçirmemiz gerekiyor. Daha sonrasında süzgeçten geçirdiğimiz domates sularını arkadaşlar sabaha kadar özel yapım bir çuvalda bekleteceğiz. Domates normal fazlalık suyunu attıktan sonra öz suyunu da sabah erken saatte ateşe vereceğiz. Salçamızı arkadaşlar kaynatmaya başlayacağız. Teknolojinin geçmesiyle birlikte gün kurusu salçalar moda oldu arkadaşlar. Hiçbir şekilde kaynatılmadan tamamen fabrikasyon yapımı veya güneşe maruz bırakılan, güneşte kurutulan, kaynatılmadan kurutulan salçalar ancak ikisi arasında koku olsun, tat olsun, renk olsun çok çok fark var arkadaşlar. Makinede aldığın zaman makineler domateslerinizin suyunu çekip size suyu hazır veriyor. Size sadece kaynatma işi de kalabiliyor. Ama biz en geleneksel yöntemleri tercih ettik. Nenemiz zamanında kullanılan, şimdiye kadar köylerde de hala yapımına devam edilen süzgeç yöntemi arkadaşlar. En doğal, en sağlıklı yöntem olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar, evet, salça için özel yapım çuval, bildiğimiz normal çuval, DES çuvalardan arkadaşlar. Her şeyin temiz ve hijyenik olmasına tabii ki dikkat etmek zorundayız.
sadece salça özel kullanılan çuval olmak zorunda. Sabah kadar beklettikten sonra normal suyu akacak ve içinde özlü suyu kalacak. Onu da biz kaynatacağız. Günaydın arkadaşlar. Salçamızı ateşe koyduk. Kaynamaya başladı yavaştan. Evet. Fokurdayışını görüyorsunuz arkadaşlar. Biraz kaynadıktan sonra altında ateşi kısacağız arkadaşlar. Önemli olan yavaş ateşte yavaş yavaş kaynaması, demin alması, iyice demlenmesi. Sonra da tepsilere yayıp birkaç gün, 1-2 gün güneş altında bekleteceğiz. Salçamız kullanıma hazır hale gelecek. Evet, gördüğünüz gibi tamamen el yapımı doğal domates salçası. Yaklaşık 2-3 gününüzü alıyor yapması. Görünce zahmetli ama arkadaşlar, marketlerde aldığınız salçayı tattığınız zaman, bir de bunun tadına baktığınız zaman aradaki farkı anlayacaksınız.